oraya. Öyle mi? Evet arkadaşlar. Bugün Perşembe pazarı, kadın pazarındayız. Sergiden görüntü vermek istedim. Bu da değineceğim konu, mantarın fiyatları olacak. Üreticiler diyor ya, pazarda 15'e 20'ye satıyorlar diyor. Pazardaki durumu aktarmak için üreticilerin ne kadar yanıldığını, fiyat şişirmenin bir anlamı olmadığını anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Bakın şimdi istiridye 14 lira. Ben geçen sene örnek vereyim. Şu anda bu son malım. Son 3-5 mal. Kasada düzgün çıkmıyor. O ayrı mevzu ama şöyle bir husus var. Geçen sene ben bu pazarda 25 kasa, yani 20 kasa minimum 100 kilo istiridye 10 liraya 12 liraya satıyordum. Bu sene toptan fiyatı 9-10 lira oldu diye 14 liraya çıkardı fiyatı. Niye 14 lira? Pire. İstiridye mantarı aşırı derecede pire verdiği için farkı koymak zorundayız. Bir poşet olmuş 14-15 lira. İki poşet tüketiyorsun zaten. Yer kirası, eleman parası şurada derken fiyat bu oldu. Aldığımız rakam yükseldiği için satış rakamı 14 oldu. Bu malın günlük 20 kasa satımla devam edebilmesi için satılacağı rakam 10-12 lira arkadaşlar. İsterseniz şurada birkaç kişiye soralım. Tüketici malı almazsa üretici üretemez, pazarcı satamaz. Tüketiciyi memnun etmek için fiyatları iyileştirmemiz gerekiyor. İstiridyenin buradaki hakkı maksimum 12 lira. Şimdi kestane mantarına gidelim. Kestane mantarı 15 lira. Afiyet olsun efendim. Gene bekleriz. Kürtü mantarı 10 lira. Şimdi bu iki mantar arasındaki fark ne? Taze mantar, kültür mantar tadı farklı. Efendim. Üretmeye en ufak değişiklik yok. Burada. Peki niye fiyat bu kadar farklı? Buradan ne fark? Aroması var. Hayır. Kalitesi var, lezzeti var, şu var, bu var. Onların hepsi ayrı. Fiyatı tartışıyorum burada. Yine üreticiye girmek istiyorum. Üretecek arkadaşlar kestane mantarını üretimin en altındaki ranzalarda yaptığı için 300-500 poşet 300-500 poşet alıp kültür mantarının en altında üretime giriyorlar. 300-500 poşete ayrı bir nakliye ödüyorlar. Nakliyenin kurtarmadığını söylüyorlar. Haklılar bu noktada. Ondan sonra dolayısıyla fiyatı yükseltiyorlar. İkisinin de olması gereken şükür Bey müsaadeler misiniz? İkisinin de olması gereken rakam bence aynı. Yani kestane mantarı 1-2 lira farklı olabilir ama 15 lira çok. Kaç alıyorsunuz? Kasası 100 lira. Hediyanı bence etmez. Üreticiye sorarsan daha fazla etmesi gerekiyor. Ama yok öyle bir şey. Yani pazarda gideri böyle arkadaş. Burası Anadolu. İstanbul'da ayrı. İstanbul'da adam 20'ye satıyor. 17'ye satıyor. Bu mantar pazarda İstanbul pazarında 17-18 lira ama orası İstanbul abi, orada 15 milyon 20 milyon nüfus var. Anadolu'da gitmez. Üretici arkadaşlar anlamaya çalışın. Ben geçen sene bu pazarda 20 tane kültür istiridye 18-19 tane kültür satarken şu anda 10 tane istiridye 10 tane istiridye, 10 tane kültür zor satar hale geldim. Ve o zamandan bu zamana işçilik yürümeyeler farklılaştı, maliyetler arttı. Ama satış değişmiyor, hatta düştü. Niye? Üretim azlığından diye söyleniyor. Hayır. Bunun merkezi Korkuteli. Korkuteli bütün her şeyi bilinçli yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Piyasanın %50'sini, %60'ını Korkuteli belirlediği için oradaki tüccarlar aynı anda odalara kompost giriyorlar. Aynı anda çekip bitirdikleri için kaliteli mantar burada. Piyasada çok hareketliliği sağlıyor. Hanımefendi buyurun. Çok kompost yediğinde bir anda fiyat düşebiliyor. Mal azaldığında bir anda da fiyat yükseltebiliyorlar. Taze ve kaliteli mantar burada. Oynuyorlar arkadaşlar.
üretici de tüketiciyle oynuyor. Maalesef pazarcılar da son nihayet tüketiciyle oynuyor. Özellikle yani şöyle pazarı dolaşan bakalım yani mantar satanların çoğu memnun değil. Geçen seneki işinin yarısını yapmadıklarından emin olabilirsiniz. Şimdi durum böyleyken üretici arkadaşlar neye istinaden fiyatları arttırmak istiyorlar? Bu üretimin hakkı bu değil diyorlar. Bunu anlamış değilim. Ben hep söylüyorum ya, bir oda iki oda üretim yapan kişiler piyasayı belirlemeye çalışıyor ama maalesef arkadaşlar yapmayın. Piyasayla da önemli. Taze ve kaliteli mantar buradır. Bu ürünün hakkı, kültür mantarının hakkı pazarda 10 lira. Kestanenin 12 lira. İstiridye mantarının da 10-12 aralığında olacak ki iş yapasın. Ama maalesef toptancı İstiridye mantarını 10 liraya verirse pazarcı 14 liraya satacak. 14 liraya sattığı zaman 12 lira parası kalmayacak akşama. Kestane mantarı. Geçen hafta kork teriye sıkışmış, elinde mal çakılı olmuş. Kasasını 100 liraya aldığın mantar bir anda 70 liraya düşüyor. Bu kadar fark olmaz. Bu kadar fark olmaz. Ama işte pazarcı anlamıyor ki. Alma abi. Alma satma mantarı. 2 gün satma. Tüccarındaki bütün mal çöp. Salamura'ya göndersinler abi. Satma abi, patlasın ellerinde. Yapmasınlar kasası 100 lira. Günah ya, günah. Vatandaş mantar yesin ya. Arkadaşlar, bir mantar videomuzun da sonuna geldik. Mümkün mertebe pazarları, pazardan görüntü atacağım size. Satan arkadaşlarla röportajlar yapacağım. Bir de onlardan dinleyin pazarı. Belki üreticiler beni değil, onlar konuştuktan sonra onları anlayabilirler. Herkese bol üretimler, bol kazançlar arkadaşlar.